erimiş bakır yutmak gibi. Civa ile yıkanmak gibi. Cam kırıklarından yataklarda uyumak gibi. Göğsüne öküz oturmuş da hatta bir iyice kaykılmış, bir daha da kalkmayacakmış gibi. Aşk acısını size anlatacak bir sürü afilli cümle kurabilir, yakışıklı benzetmeler yapabilirim artık. Artık diyorum, ben de yeni tattım da ondan. Bundan bir ay evvel hiç bilmezdim nasıl bir şey olduğunu. Er geç herkesi gelip bulacak bir gün derlerdi. Eyvallah abi. Geç buldu beni şerefsiz. Ulan ne de güzel bir gündü aslında. Böyle bahar güneşli, kuşta cıvıltılı, demli çaylı filan. Böyle çocuk kitapları gibi. Stabil. Öyle. Sanki dünya hep böyle güzel kalmaya yemin etmiş gibi. Ne de güzel bir gündü. Bundan bir ay önce. Alo. Geldin mi sen? Ha, geldim ben, buradayım. Çok yaklaştım, geliyorum. Bana bir kahve söyle. Tamam. Kudret abi bir orta. Yok yok, sade olsun. Demir gibi. Ha. Tamam. Kudret abi sade oldu. Demir gibi olsun. Ne haber? Karışık tost mu gördün rüyanda? Niye illa bura? Niye eve gelmedim ben? Uyurduk ne güzel. İçim şişti zaten feribotta. Bandırmaya ne zaman gidip gelsem... Kabuz zaten... oluyorsun zaten. Biliyorum. İyi. Bir şey demedik. Kahve yeter Kudret abi. Tost istemem. Nasılsın? İyi, şükür. Sen? Neyin var senin? Yok bir şey. Var da. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İçki mi içtin sen bu saatte? İyi de sen içki içmezsin ki. Oysa sen içirmek için çok uğraşırdın. Uğraşırdım. Aile şu dili geçmiş zamanın sebebini öğrenebilir miyim bebeğim, ha? Ne oldu, biri mi öldü? Ben öldüm. Aile, Allah'ını seviyorsan ne oldu söyler misin? Anlatırım. Ama önce sen anlat istersen. Anlat bakalım, bandırma nasıldı? Annen. Dizleri ağrıyor mu yine? Yine varayola söylendi mi? Başının etini yedi mi? Ya da bir söyleyip beş güldü mü? Ha bak, bu çok değişik olabilir de. Şenollar hala bıraktığın gibi mi? Hiç değişmemişler mi? Bir baltaya sap olamamışlar mı? Yine bira içip eski günleri yad ettiniz mi? Doğmuşsun sen bebeğim. Doğdum. İyi de iki gün önce bıraktığımda böyle değildi. Hep böyleydim Ersan. Hep böyleydim. Sen görmüyordun. Sen yokken ben biraz düşündüm. Ve bir karar verdim. Ben senden ayrılmak istiyorum Ersan. Ne oluyor ya? Ne oluyor? No. Of. Midem bulanmış. Tamam dur dur dur, tamam sakin ol. Bir dakika dur, bende kolonya var, bir dakika. Bir dakika dur. Tamam dur. Hah, al kafa. Kafanı geri bırak böyle rahat. Kasma kendini. Kasma diyorum ya. Bu şekilde nefes alamıyorum. Bir dakika, daha çok başım dönüyor. Tansiyon mu vereyim mi Dilaltı? Yüksek bilmiyoruz ki. Düşükse bir tuz kaynağı getirsin Kudret. İyiyim iyiyim, ben iyiyim. Tamam. Hayır. Böyle pat diye söylenirim ya. Ne alacağım ben galiba? Ersan. Sen sakin olur musun lütfen? Bak kalkıp gideceğim şimdi ha. Gitmişsin zaten. Gitmişsin ya zaten. Daha ne kadar gideceksin? He? Biz şimdi senle ikimiz ayrıldık, öyle mi? Bitti yani. Ersan sakin ol lütfen. Sakin mi? Sakin mi?
Ne oldu? Ha? İki günde birini buldun değil mi? Sen beni hiç tanımamışsın. Ben de düşünüyorum. Ay diyorum, 4 yıl oldu. Biraz çaba harcayayım, şöyle yapayım. Yazık mı oluyor, bilmem ne mi? Ama bu soru var ya, bu soru. Yok yok. Bu soru var ya. Hayır, sormadım ki öyle bir şey. Bu her şeyi bitirdi. Sormadım bebeğim, bırak. Gerçekten sormadım. O kadar da doğru bir karar. Gerçekten bırak. Sormadım. O kadar, sormadım. Bırak Allah aşkına. Bırak. Bırak, ya yapma. Ben tost istedim mi? Ben tost istedim mi? Ben özellikle tost istemiyorum dedim. Ben sadece kahve yeter dedim. Tost istemiyorum dedim. Burada kimse kimseyi dinlemiyor mu? Hepiniz ölmüşsünüz. Haberiniz yok. Bıktım ulan hepinizden. Bıktım. Her gün böyle koka koka oturmanızdan. Şu bulaşık suyu gibi çayınızdan bıktım. Kaşarlı tostunuzdan. Benim hayatımı ekmek arasına koyup yediniz mi? Ekmek arasına koyup yediniz. Bu kadınlar var ya, bu kadınlar her Allah'ın günü burada oturup okey oynuyorlar. Oynamaya da devam edecekler. Hay Allah. Ben öleceğim. Bunlar burada okey oynamaya devam edecekler. Aa, koptu vallahi. Hayatımı içine ettiniz ulan. İçine ettiniz. Aile dur lütfen. Aile lütfen. Duyurmaz mısın? Bulanıyorum hala. Aile, bir şey söyleyeceğim. Sen niye insanları kızıp bana incini benden çıkarıyorsun bebeğim? Bana bebeğim deme. Hadi lütfen, ne olursun. Gel lütfen evimize gidelim, böyle sokak ortasında. Eve gidelim değil mi? Tabii eve gidelim. Biz hep eve gidelim. 4 yıldır. O evden hiç çıkabildik mi acaba? Ersan, ha? Sen beni de kendini de o eve gömdün. Bir kerecik ya, bir kerecik başımızı alıp bir yere gidebildik mi? Bir kerecik şu çay bahçesinden başka bir yerde oturduk mu ya? Hep aynı masa 4 yıldır. Hani o hayatının anlamı olacak olan romandan bir satır yazabildin mi? Edebiyatın bir taraflarına koyacaktın. Öyle diyordun, edebiyatın bir taraflarına koyacağım diyordun, hatırladın mı? Tanecik arkadaşımız yok ya. Senin ki hımbıl arkadaşından başka dostumuz yok. Ben arkadaşlarımın yüzünü unuttum ulan. O çeviriden bir kere kafanı kaldırıp dedin mi ki? Bu kız ne halde? Ama o bizim ekmek paramız. Aa, bir de bakkal yüzeyinden 50'lik bira. Yarası oldun sabahlara kadar. Koca dünya bundan ibaret. Sadece bundan ibaret. Oturduğun koltuğun ortası çöktü be. Popon yer etti koltukta. Böyle duruyor koltuk. Yok, ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle yaşamayacağım. Nefes alamıyorum. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Lütfen ellerimi. Lütfen ağlama. Ağlama ama bak, sen ağlayınca ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sen niye söylemedin bana? Çok sıkıldım demedin, tatile ihtiyacım var demedin. Dedim Ersan. Dedim. Söyledim ama sen beni duymazdan geldin. Çünkü yaşamaya gücün yok senin. Beleş mezar bulsan içine gireceksin ama beni de çekeceksin yanına. Ben 29 yaşındayım daha. Ben 29 yaşındayım. Emekli teyzelere döndüm. Şuradaki teyzelerden hiçbir farkım yok benim. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Hiçbir zevki kalmadı, hiçbir keyfi kalmadı yaptığımız hiçbir şeyin, hayatımızın hiçbir şeyin. Her şey pürsüdü. Sevgimiz bile. Bak, bak.
Sevgimiz ne? Sevgimizi karıştırma. Ben sana hala aşığım çünkü. Dersen lütfen Allah. Lütfen. Yalvarıyorum. Bırak artık beni. Tutamıyorum ki Ayla. Nasıl bırakayım? Ayla. Ayla ben sensiz ne yapacağımı bilmiyorum Ayla. Biliyorum. Bu benim içimi daha çok acıtıyor zaten. Ama sen de beni anla. Lütfen. Nefes alamıyorum artık, boğuluyorum. Ersan sen de beni anla. Sen yokken ben eşyalarımı topladım. Fasulye yaptım. Pilav da var dolapta. Bir iki gün yeter sana onlar herhalde. Müge'lerde kalacağım bu süre zarfında. Beni aramazsan sevinirim. Ben sonra ararım seni. Ya da aramam. Bilmiyorum. İnşallah iyi oluruz. Hadi. Sen de çok üzülme. Sözlerinden bir çocuk gözlerinden savurdum küllerimden. Yeniden doğar mıyım? Koşup oynar mıyım? Gecenin devrinde bu gözlerim nerede? Annem bile gelse yerine, gözyaşlarım sende. Ah, ah. Doğar mıyım? Koşup oynar mıyım? Gecenin devrinde nerede bu gözlerim senle? Yeniden doğar mıyım? Koşup oynar mıyım? Gecenin devrinde bu ellerim sende. Annem bile gelse yerine, gözyaşlarım sende. Aşk acısını etaplara, dur kısım diyeyim daha edebi olur.
Evet, kısımları ayıracak olsak... birinci kısmın ana başlığına acı ile tanışma derim ben. Bu kısım en fenası, en zoru çünkü ilk yumruk etine değen ilk kızgın demir. Bu kısmın ana başlıkları da sırasıyla A. kendine acıma, B. saçmalama, C. cool olmaya çalışma, D. anıların hücumu. İşte bu kısımda bünyeye çok ağır bir şey canlar. Çünkü akabinde E başlığı geliyor, E de yine dram. Tabii bu sıralama herkese göre değişebilir. Herkes de farklı işleyebilir. Ama bu benim hikayem. Alo, hani aramayacaktın? Ha yok, ondan aramadım. Ben iyi misin diye merak ettim. Motora falan bindiniz ya şimdi. Müge de çok iyi kullanmıyor. Vardınız mı diye. Müge çok iyi kullanıyor Ersan, vardık. 15 dakika sürdü zaten. 15 dakikada da kaza olabilir. 5 dakikada da kaza olabilir. Hatta sen öylece dur, hiçbir şey yapma. Öküzün biri gelip sana çarpar. Allah korusun. Madem bu kadar merak ettin, 4 saat sonra mı arıyorsun? Ha, yok. Aslında ben o kadar da merak etmedim. İşim gücüm vardı işte. Beni de İstanbul Film Festivali'ne aradılar. İstanbul Film Festivali'ne çevirdiği için falan. Film çevirileri falan. Hepsi de festival filmi. Ha. İyi. Yani işte vakit biraz dar bende. İyi peki, tamam, kapatıyorum. Tamam, ben de zaten bir daha aramayacağım. İyi. Ha, ya bir şey söyleyeceğim aslında. Bu arada çok iyi oldu ya gerçekten. Yani ne o arkadaş, kendimizi kasmışız öyle saçma sapan. Gerçekten ben kendimi şu anda şahane hissediyorum. Yani aslında ben de sana söyleyecektim. Ama yani sen üzülürsün biraz. Kırılırsın falan diye. Ha! Bu arada romana başladım. Ya. Gerçekten haklıymışsın. Yani bir yerden başlamak gerekiyormuş. Bu... Evet, şu an kapatmam gerekiyor çünkü... Tamam. Bir taraftan da seninle konuşurken bavul yapıyorum. Tamam, oldu. Bavul yapıyorum çünkü biraz tatile çıkayım. Biraz gezeyim, biraz şöyle. Ersan. Girona Dağları'na gitmek istiyorum şu anda. Ilık ılıktır şu an. Ersan. Kafamı dinleyeceğim, üreteceğim. Biraz bir şeyler yazacağım. O yüzden telefonum kapalı olacak. Biraz... detoks yapacağım. Okey. Öpüyorum çok. Bay bay. Yalan dedim bebeğim. Ben sana öyle bir şey söyler miyim? Hiç gerçekten iyi olsun der miyim? İyi oldu der miyim? Şimdi lütfen ne olursun Ayla. Ne olur geri dön. Söz veriyorum, kedi de alacağım sana. Benimle evlenir misin? Alo? Hay ben senin SMS'ini de, servis ücretini de, kahpenin evladı. Yok. Telefonum bozulmuştu da kontrol babında aramıştım. Soner abi, vallahi ben bu işi yapamayacağım. Beni affet. Bu seferlik sen başkasına ver işi.
Yok abicim, kafamı toparlayamıyorum. Gerçekten toparlayamıyorum. Abicim ben sana niye ayak yapayım ya? Ha? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Ne alakası var abi? Ben sana parayı az bulsam ben parayı az buldum demez miyim abi? Ha? Ben öyle bir insan mıyım? Ya kardeşim sen hasta etmesene adamı sabah sabah. Sil. Silin. Kim siliyor lan? Kim siliyor oğlum ha? Sikindirik çeviri piyasası lan işte. Ne olabilir ki başka? Bunun da mı mafyası var lan bu ülkede? Silersen sil lan. Gel hadi. Gel. Kadıköy'e gel. Alayınızı toplarım. Kadıköy'ü toplarım, alayınıza girişirim lan. Siz kimsiniz lan? Beni karamürsel cephede mi sandınız lan siz bize? Gel. Ben doğduğum zaman Ersen Erdura varmış. Böyle çok ünlüymüş. Çok sesi çok güzelmiş filan. Biliyorum onu. İşte benim pederi de ona benzetirlermiş Bandırma'da. Böyle tabii o da genç, heyecanlı, yakışıklı falan. Saçını onun gibi yaparmış. Benim adım oradan geliyor. Hmm. Ama sen hiç kimseye benzemiyorsun. Sen bir tek kendine benziyorsun. Hmm. Sen benim Ersan'ımsın. Sen de benim Ayla'mısın. Lan! Sen niye kıza sormadan toz veriyorsun lan? Ha? Niye lan? Niye? Niye? Ulan sizi bana sayılan veriyorlar lan! Müge beni engellemiş, ulaşamıyorum. Yanında severir misin lütfen? Müge bak ben çok agresif oldum artık. Gerçekten bak. Sağa sola sarıyorum Mügeciğim. Gerçekten sinirlerim bozuldu. İyice delirdim. Kendime bir şey yapacağım diye korkuyorum Mügeciğim. Lütfen yanından sevir misin? Nereye gitti? Yalan söyleme. Nereye gitti? Müge yalan söyleme. Bak Müge gelirim akşam evinizi yakarım. Geldik ikinci kısma. Sıkılmak. Torunlarına yetecek kadar acıyı çektikten sonra artık bu durumdan çok ama çok sıkılmak. Bu evrenin alt başlıkları yok. Sadece koca bir üst başlık. Sıkılmak ve umut etmek. Diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha hemen öyle değil. Dur. Hemen ardından gelen evre ise, yani üçüncü kısım, ne yapacağına karar verememektir. Bazı insanlar artık bu kısmı atlamış ve kişisel gelişim kitaplarının gazlamasıyla hayatını yeni bir yön vermiş, yepyeni kararlar almış olabilirler. Yaşam gurularının öğütleriyle silkinip ayağa kalkmış, Ferrari'sini satan bir bilge edasıyla yaşamın sırrını çözmüş olabilirler. De, ben o kitaplara kıçımı bile silmem affedersin. Ferrari'yi satmış. Lan madem o kadar bilgesin, hayrına vereydin be adam. Ya da ne bileyim, belki de onlar haklıdır. Ama ben o kadar güçlü değilim be abi. Bu yüzden de bu evreyi ana kucağına sığınarak geçirmeye karar verdim.
Anne evi gibisi var mı be? Oh mis. Ayrıca kusura bakma Aylacığım ama dünyanın en güzel taze fasulyesini benim annem yapar. Annem benim. Benim annem. Süper anne. Aa Ersan ne oldu? Ne ne oldu? Geldim işte. Gel gel tabii de. Yeni gittin diye ben. Öylesine esti geldim. Fasulye mi yaptın sen? Yo kabak vardı. Yapayım hemen. Yaparsın sonra. Bir şey var ama sende. Moralini mi bozdular? Yok bir şey ya. Anlatırım sonra. Ne? Anne bağırma ya. Ama ben sana dedim. Basacaktın nikahı Ayla'ya. Olur mu öyle be çocuğum? Hangi kız ister nikahsız dost hayatı öyle? Ah Ersan'a. Ah Ersan'a. Dinlemedin lafımı be ya. Anne. Kaç senedir kapatma gibi evin içinde. Evlenseydiniz böyle olmazdı. Ah Ersan'a. Ah Ersan'a. Dinlemedin lafımı. Anne bak vallahi kalkar giderim ha. Git. Git ne bok yersen ye. Ne kapı orada. Sıkıya gelince kaç da bir hemen. Köpeksiz köyün değneksiz çobanı gibi iyice ipini başağını sal istiyorsun sen. İster mi gül gibi kız böyle rahatlık? Hayır canım. Görücü usulü değil bir şey değil. Kaknem değil, çirkin değil. Türkan Şoray gibi kız. Siz seviştiniz de şey yaptınız. Ne diye evlenmiyor ondan? Geçti mi evlenmesini? Çocuk için bile geç kalındı. Tohuma mı kaçacaktın illa? Onu mu beklettirdin kıza bu kadar zaman? Bana bak. Kahpeye, orozbuya gönül düşürdün de ondan mı sıktın kızın canını? Ah. Of. Bak sinirden başımla mideme vurdu. Ey. Ben biraz çıkıyorum. Geç geldim. Git git. O boklu Şenol'unla anca bira içsen. Sebebim olacaksın sen benim. Sebebim. Bana bak. Eğer bu işi düzeltme, andolsun ki giyerim mantom, binerim şuradan. Ben kendim giderim İstanbul'a kızla konuşmaya. Ne diyeceksin? Allah'a sen ne diyeceksin? Derim ben. Böyleyken böyle derim. Senin kıymetini bilemedi benim eşek kafalı oğlum derim. Lisanı münasiple konuşmayı senden öğrenecek değilim. Geldik dördüncü kısma. Ayaklarının götürdüğü yere git. Tabii bu yer neresi olur şaibeli bir duruma. Paran olsa atlarsın bir uçağa. Yunan adaları senin, Paris benim gezer kafana boşaltırsın. Ya da ne bileyim Zanzibar'a gidersin mesela sırf söylenişi güzel diye. Yani olmayınca da işte böyle yel yepelek tabana kuvvet. Ayrıca canım bandırmada ayakların nereye kadar götürecek ki seni? Bir otobüse atlayıp anca Erdi'ye gidersin be ya. Gidersin be ya.
O zaman genç çiftleri sahneye davet ediyoruz. Efendim Şenol. İyi, ne yapayım? Erdik'te takılıyorum öyle. Ya, biraz canım sıkkındı. Atladım geldim işte. Erdik'e gelmeyeli de bayağı olmuş. Yok be oğlum. Ben bugün tek başıma takılayım. Yarın zaten sana kafanın etini yiyeceğim. Mevzu derin. İki tane bira çaktım. Şimdi öyle bakınıyorum üçüncü için. Şenol, arayacağım kardeşim seni, tamam. İyiyim oğlum, iyiyim dedim ya. Tamam, oldu. Sarmazsa ararım. Düğünde daveti sağlamayacaklar. Ama burada yeni moda. Kız tarafıyla olan tarafı şeymiş, limonaymış. Kıyamet olacakmış bunlar. O zaman kısım 5. Bir değişiklik yapmak lazım. Saniye! Topluyor bu bizi! Çağır kız Saniye'yi! Ne sandın sen bize? Biz de Fransızız! Oh. Ama yine mi bir kızım? Oh, bıraksana sen güzelcikleri nereden bilecek onlar? 40 yıllık komşu benim onlar! Saniye Hanım, özellikle mor düşmüştük yanınıza getiriniz diye. Akşamdan beri kaçıncı bu? Kimse o yere dikkat almıyor. Ey Allah! Bir kadar yakında hangi gözle göreceğiz biz? Bak, bir tanrı Şimdi bana bir tane bira verir misin oradan? Soğuk olsun. Soğuk işlem kalmadı abi. Şimdi difrize attım, 20 dakikaya soğur. Nasıl kalmadı ya? Düğün, yani düğünümüzde hazırlanmamış mıyız? Ben ömrü hayatımda bu kadar içilen bir düğün daha görmedim. Ne kadar bira varsa hepsini fondip ettiler. Ben sana şimdi iki parmak bir şey hazırlayayım abi ya, olur mu? Tamam, olur, olur. Bak ama seni sevdim, o yüzden başka türlü kabul etmezdim. Eyvallah abi. Kız tarafı mı abi? Oğlan, kız. Kız oğlan kız aldık. Yakışır abim ha. Allah. Geliyor psikopat karı. Yıldız Hanımların masasına servise geçmeliyiz. Süleyf beyaz şarap kadehleri istemiştim. Sizden tedarik edebildiniz mi? Abla, ben olmuşum yorgunluktan Süleyf. Allah'ını seversen benimle uğraşma ya. Adım Sevil. Abla değil. Şimdi bu kadehler Yıldız Hanım'ın özel isteğiydi. Sevil Hanım, büyük bir problemimiz var. Şimdi değil. İki gün önceden bilip vermiştim size. Hem telefonla hem de mail yoluyla. Bakılmıyor mu bu maillere acaba? Yok. Biz ekseri Facebook'a bakıyoruz. Acaba kız mesaj atmış mı? Dürtmüş mü? Beyefendi, siz kötü şakalara gülmek dışında neler yaparsınız acaba? Davetinizi görebilir miyim ben sizin? Allah! Yandın sen abi. Davetiye üstüme almamışım. Tahmin etmiştim ben. Davetli değilsiniz. Arkadaş kontenjanından bedava içki içmek için buraya geldiniz. Yani giderim, davetiyem alır gelirim. Yani sıkıntı yok. Hı? Abi gözünü seveyim, nereye gidiyorsun ya? Ya siz yeter ama bir de şimdi böyle tehdit mi başladınız ha? Ben onun davetiyesini görene kadar kendisi burada istenmeyen bir konuk olacak. Ben güvenliğe haber veriyorum. Bir dakika, tamam. Abi güvenlik dediği ya bizim otoparkçı ya. Şevket abi benim yakınım, boş versene sen eğlenmene bak. Düğündeyiz ya. Boş ver abi. Vallahi. Evet. Afiyet olsun. Aynen. Feridun! Hayırdır ki? Hayırdır ki? Kız Selahattin. Feridun dedi ya kalksana. Feridun!
Oğlum benim. Geldin mi? Geldiniz mi? Nerede onlar? Baban nerede yavrum? Kardeşim nerede çocuğum? Sen yanlış mı geldin? Yanlış mı gönderdiler seni? Yani haber verseydiniz ya peki. Gelemediler, onlar gelemedi. Ferit o. Madem yalnız geldin, olsun. O da iyi bir şey tabii. Bak saniye bak. Ferit o gelmiş. Gelmiş. Amcasının günü gelmiş. Gelmiş. Maşallah, maşallah. Ne kadar büyümüşsün böyle. Büyümüş de ailemizi barıştırmaya gelmiş. Elçi gelmiş. Bitti artık bu zulüm. Bitti artık bu küslük dostlar. Feridun'um gelmiş. Feridun'um elçi gelmiş. İndisin ortamları. Feridun'um gelmiş. Dayanamadın kız ancam ya. Dayanamadın. 15 sene bu. Tam 15 sene. Can bu can. Ne yapsın? Biz ne yapalım? Ah o domuz kardeşim. Kalksın gelsin de ne hallere düştüğümüzü görsün burada. Kokla çocuğum kokla. Bu ne be abla? Ha, bu ne be? Kolonya bulamadınız mı be? Üzgün getir bu kanseri artık. Ne evin pıcarı burası? Feridun. Ben benim ben. Saniye yenge. Feridun. Ben Zekiye yenge bak. Bu Saniye'nin ablası, Hayal'in de annesi kuzum. Hani siz bahçede oynardınız Hayal'le. Bildin değil mi çocuğum? Ha? Bildin. Dur be abla, dur be abla. Biraz acık şöyle otursun çocuk. Kan devran etsin. Tabii. Vazifesi büyük. Stres yaptı çocuk. Sen hiç merak etme evladım. Biz dünden razıyız. Ya Selahattin amcam her şeyi helal etti. Ben şahidim çocuk, ben şahidim. Feridun, benim lan benim amcaoğlum. Hoş geldin. İyi misin? Gidelim mi hastaneye? Sen niye gidiyorsun Doğukan? Sen evleniyorsun, unuttun galiba. Bu kaç? Ben en son kısım 5'te kalmıştım ama. Kısım 5 dedin. Kaldırsak bu bir hastane. Ne kısım 5'i be yavrum? Ne kısım 5'i ne demek be? Biz 32 kısım tekmili birden buradayız. Hiçbir şey yok o be. Hiçbir şey yok. Aslan gibi birazdan kalkar ya, merak etmeyin. Biraz saçma. Abi canım be. Küçükken de biraz salaktı. Kim onu söyle? Kafanızı koparın valla. Kaldır çocuğum, kaldır onu. Hadi gel. Yavaş yavaş. Çocuğum bak iyileşti. Al beni. Dur bir saniye. Dur ben geçeyim. Sen geç artık konunun yolunu. Tamam. Yavaş. İyi iyi, bir şey yok, bir şey yok. Hay orkestrası çalın be. Çalın, durmasın düğünümüz. Böyle olsun. Şöyle böyle gidelim. Ya çocuğum gel. Ay ne fark eder? Sen karışma. Hadi. Koçum benim, koçum be. Aslanı benim. Hiçbir şey yok onun be. Görüyorsun değil mi hallerini? Mahalle dizileri gibi. Erdeklere kız verdik. Olacağına bak. Senin kızın kendi başını yaktı Yıldız Hanım. Söyletme beni şimdi. Ya yıpratma kendini. Sadece bu akşam katlanacaksın bütün bu olanlara. Bak anne, hatırlayacak mısın Feridun'u? Torunun, Sabahattin kardeşimin oğlu, Almanya'daki. Benim. Ay bak, öpeyim. Öpeyim babanı. Öteki Firavun. Kim bu? Nene Feridun. Aldırma sen onu. Torunun biraz aramış. Gitti biraz. Feridun, biraz aklı gitti çocuğum. Yaşlılık artık değil mi ya? Ne olsun. Ama sana bir şey diyeyim mi Feridun? Kendi annemizden ayırmadık vallahi. Her bir şeyle kendimiz ilgilendik. Yemesiyle, içmesiyle. Biz baktık kardeşimle. Baban sorarsa diye söylüyor Feridun. Bu gece puan toplayacaklar ya. Sus kız sen. Çok bilmiş. Ne versinler sana çocuğum? Aç mısın? Ay bak görüyor musun? Kendi derdimizden çocuğun derdini unuttuk. Nerede kalıyorsun sen? Bak. Otelde mi? Katiyen ölürüm de otel köşelerinde bırakmam seni. Ama niye söylemedin be çocuğum? Biz Selahattin amcanla karşılardık seni. Bak gördün mü Selahattin? Ta oralardan buralara kalkmış gelmiş. Babanlar ne diyor? Ay anlatsana çocuğum ne diyor?
direkt Joker hakkını kullan bence Feridun. Ya da seyirciye sor. Feridun, nasılsın? Çok korkuttun bizleri. Sizinkiler nasıl? Kamil'cim, gel. Çocuk bir dinlensin, kendine gelsin. Ben bilahare görüştüreceğim sizi. Bu da Batıkan. Ya, iki numara amcaoğlun. O doğdu, sen gittin, göremedin. Ay ne kadarmış be. Hoş geldin Feridun, hoş geldin. Arada uyur uyur uyanır işte böyle. Doktor şekeri var dedi. Sorma artık bizde neler neler. Film olur bizden Feridun, film. Ve o kadar sıkıcı olur ki festivallerde kimselere ödül bırakmaz. İçmeseni sen kız. Ha? Su elin gibi. Canım, akranları evleniyor ya. Ondan efkarlandı çocuk. Ah güzel kızım benim, canım. Anne saçmalama, çok rica edeceğim. Evde kaldı bu. Sen alsana bunu. Pardon, neşenizi bölüyorum ama hangi noktadan buraya vardık söyleyebilir misiniz acaba? Bir lokma şarap içtim, ne alkolikliğim kaldı ne evde kalmışlığım. Hayır, ikinci içmeye korkuyorum dul kalıp genel eve düşeceğim diye. Ay deme öyle be kızım, çağırma. Allah aşkına bununla mı ciddiye aldın lütfen ya? Ay sen hiç genel evde çalışan bir iç mimar gördün mü? İç mimar mısınız? Valla ben de bilmiyorum Feridun Bey. Burada abuk sabuk birkaç iş yeri ve büro iç dizayn etmiş birine iç mimar denebiliyorsa evet. Benden en son istenen şeyi söyleyeyim mi sana? Modern bir veresiye veren, peşin satan tablosu, heykeli. Anlıyorum sizi. Anlayamazsınız. Sizi mi? Ya ne oluyor böyle sizli bizi? Allah Allah'ım, kızacağım ama bak şimdi ha. Yengenin kardeşinin kızı. Beraber oynardınız çocukken. Evet Feridun, dolayısıyla biz bir cumhuriyetiz seninle ikimiz. Birbirimizden nefret etsek de bölünüp parçalamayız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sus be Batikon. Zünnet ettiniz mi siz bunu? Ettik. Susun be, susun. Aa, kendi derdimizden çocuğun derdini dinleyemedik burada. Oğlum. Ablan, annen nasıl? İyiler. Selam söylediler size. Söylemeyecekler miydi? Ay söyleyeceklerdi tabii canım. Söyleyecekler abi, söyleyecekler. Canına tak dedi kardeş ağzımı tabii. Ah Sabahattin, ah. Bir inat uğruna, 3 kuruşluk mal için küstün gittin Almanyalara. Şimdi senin de için yanmaz mı? Ah. Ama yap o babamın yüzünden. Almayacaktı onları yapma. Tamam. Sen madem gitmişsin Almancı göcüyle Almanya'ya. Karısını da burada bırakıp gittin üstelik. Senede 1-2 kere ya gördü ya görmedi. Babacığımın cenazesi ta oralardan buralara geldi de baban olacak. Domuz gelmedi. Bir zeytin ağacının altında yatar uyur babacığım. Oğullarından birinin fatihası, duası eksik. Eksik. Yapma Selahattin. Bak tansiyonum var. Çocuklarımız var. Bugün bizim en mutlu günümüz. Daha çifte telle oynayacağız. İnşallah. Evet, gerçekten üzülüyoruz biz. Selahattin amca. Ay. Selahattin amca diye dinleyen neyim ben senin? Amcanım ben senin, amcanım ben. Baba yarısı. Gori'nin oğluna kız verdik. Torunumuz maymun olmaz inşallah. Bu izdivacı tasvip etmemek için biraz geç kalmadınız mı kızım? Yanılmıyorsam zaten yarım saat önce evlendiler. Anne, rica ederim sen de başlama. Ne yapsaydık anne? Hayır deyip kızı mutsuz mu etseydik? Hep derim, ilk gençlik aşkları nezleye tutulmak gibidir. Hani öyle bir yerde cereyana kapılmışsındır da farkında değilsindir. İki aspirin ve derin bir uyku kafidir iyileşmeye. Değil mi efendim? Bu pek öyle. İlk gençlik aşkına benzemiyor efendim. 3 yıldır görüşüyorlar anneciğim. Her şey yolunda mı Selahattin Bey? Konuğumuz bu masada mı oturacak? Planlarda ismi görünmüyordu. O yüzden soruyorum. Evet, bu masada oturacak. Hatta belki başımızın üstünde oturur. Ona da mı karışacaksınız Kikirik Hanım? Aman be kızım. Zaten her şeyi alengirli alengirli yaptınız. Ne düğünümüzü bildik ne şeyimizi bildik. Yani bu saat oldu. Hala asker ocağı gibi plan program. Peki bir itirazınız yoksa gelinimiz ve damadımız birkaç dakika içinde takı için dolaşacaklar. Ama ne itirazımız olacak?
sustalı maymun gibi oturuyoruz böyle. Boynumuz kıldan ince. Evet. Daha az dikkat çekmeniz rica ediliyor. Şimdi çırçıplak soyunurum, görürsün. Dikkat çekmiyor. İyi eğlenceler. Aman ne eğlence ne eğlence. Yanlarımız ağabey eğlenmekten. Dikkat çekmeyecekmişiz. Sanki banka soruyoruz. Hayır, düğünümüz bizim bu. Biz çekmeyeceğiz de kim çekecek bu çocuğu? Ya gene Recep'in kızı değil mi bu? Hani kocaya kaçtıydı. Yani. Bence daha çok koca kaçıracak cinsten bir dişiye benziyor. Söyleyene bak. Yıldız Hanım tuttu bunları. Gelinin anası. Düğün organizesi şirketiymiş. Ama böyle antik kutin işler işte. Bir kurallar, bir şeyler. Bir tomar kağıt verdiler elimize. Düğünde uyulması gereken şeyler listesiymiş. Çifte terliği bile böyle kimseyi rahatsız etmeden küçük küçük oynayacakmışız. Hatta mümkünse hiç oynanmaması tercih şeysiymiş. Aman yeni yeni adetler be ya. Ama dur. Biraz daha zaman geçsin. Yani o ceketi göbeğe bağlayıp masaya çıkmayan adam değil. Bu avizeleri, bu ışıkları da onlar yaptırdı. Neymiş efendim? Florence ışığı gözleri yoruyormuş. Çok iyiymiş. Çirkinliği gözükmesin diyedir. Niye, bence gayet hoş olmuş. Ben takdir ettim Yıldız Hanım'ın zevkini doğrusu. Kız, sen kimin tarafını tutuyorsun? Kim bu? Tabii ama kimse kimsenin yüzünü görmüyor ki. Orman kıyamet yaptılar masaları, baksana. Ver çocuğum, ben yardım edeyim. Koy. Oh be, ya varmış ya. Ya sahi siz bizim düğünümüz olduğunu nereden öğrendiniz? Biz tabii davetiye gönderecektik ama işte malum sebeplerden. Tabii canım. Ben Facebook'tan buldum da davetiyeyi gönderdim ona. Facebook'tan. Bak gördüm. Ne akıllı kızdır bu. Bayılır bana. Biz bir öyleyiz bir böyle. gelecekler mi? Ya bir telefonla arasak mı acaba? Ha? Bence şimdi aramayalım derim ben. Yani şimdi tabii düğün telaşı falan da var. Yani öyle şey olmasın. Babam da dediğiniz gibi biraz alıngan bir insanmış. Yani alıngan bir insan kendisi. Bilmez miyim, bilmez miyim? Ya değil mi? Şimdi böyle telefonda sanki böyle başından savuşturuyormuşuz gibi falan. Tam bu barışma şeysinde. Doğru, doğru. Ben arayayım onları. Diyeyim ki burada hasretlik tavan yaptı. Küslükler, kırgınlıklar sona erdi. Gözyaşlarımız mutluluktan foşur foşur gözlerimizden akıyor. Telefonda olmaz. İlla buraya gelmeniz lazım. Hasretle kucaklaşmamız lazımmış. Vallahi çok güzel oldu bu. Hatta şöyle yapalım. Bütün masa bir selfie çekelim. Onlara yollayalım. İyice teleme peynirine dönsünler. Yaşasam be. Ya sen oralarda akıllanmışsın. Avrupa görmüş adam. Hadi o zaman. Hadi. Hadi. Anne. Hadi anne. Gel gel, sen çekecekler herhalde. Ben zaten tuvalete gidiyorum. Şuradan şu şekilde. Ay. Ergenler gibi şu hale bak. Hadi. Gel, dur çocuklar gel. Gelsin dur. Evet. Ben şimdi gideyim sessiz bir yerden bizimkileri arayayım. Resimleri de yollayayım. Çok güzel konuş. Aynen demin yaptığın gibi. Tamam mı? Hadi selam söyle. Tabii. Selam söyle. Ya yerin olsam ben de aynı şey yapardım zaten. Yok ya, sessiz bir yer arıyorum. Sen tuvalete girmedin mi? Sıra vardı. Ya bak Feridun, barış elçisi olmak zordur, anlıyorum. Sen yeteri kadar araya girdin işte. Bundan sonrası artık belaya girmektir. Bırak kendileri halletsinler. Gerçi durumları da malum. Pek bir şey halledecek gibi görünmüyorlar ya. Niye küsmüşler? Yani ben neden küstüklerini biliyorum. Annemler, babamlar hep anlatıyor ama... ...tabii bir de sizin taraftan demek lazım. Onlar ne diyor acaba?
Onu da o tarafa soracaksın o zaman. Zira ben tarafsız bölgeyim. Hiç kimseye de küs değilim. Hatta iyi niyetli bir insan, o da iyi bir gününde benim gayet dost canlısı bir varlık olduğumu bile iddia edebilir. Üşüdüm be. Evet. Altıncı kısım. Sosyalleşme isteği. Ne? Sen gitmedin mi daha? Hayır, seni bekledim. Niye? Masaya kadar eşlik etmek için mi? Neden hep böyle yerlerde bir kızın tek başına tuvalete gidemeyeceğini düşünür ki erkekler? Ay, hiç sevmediğim şeyler. Sonra geleceğim, sonra. Gel, otur çocuğum. Nasıl gitti? Süper. Hepinize çok selamları var. Onlar da ağladılar zaten. Ay. Resimleri de yolladım. Ay maşallah, inşallah her şey güzel olacak. Anlattırırız sonra. Hadi inşallah. Selocuğum, biz dünürlerin masasına gidelim. Daha fazla boşlamayalım, olur mu? Feridun, sen biraz burada kal çocuk, kusura bakma. Bak şimdi düğün işleri falan. Tabii lütfen. Dur, çantamı dur. Hadi çocuğum. Uytuda buluştu bunlar. Ay nine ya. Ne buluşması be? Çişe gitti kız. Ha bak, bu çok daha iyi bir açıklama oluyor. Anneciğim sen hiç şey yapmasaydın. DNA'da gebe kalan açıkta doğurur. Ay Batik, onu çabuk beni dansa kaldır, yoksa bütün yaptıklarını söylerim annene. Ne yapmışım ben be? Kesin yapmışsındır sen bir şey. Ben bulurum. Çabuk kalk. Kalk. Oğlum ya. Zekiye teyze, yenge. Acaba bu küslük neden oldu? Babam bize çok anlatmıyordu. Sen kısaca bir anlatsan. Anlatır mı odamız? Affedersin çocuğum ama. Baban yerden göğe haksızdı be çocuğum. Tabii anlatmaz. Bak şimdi ben sana her bir şeyi baştan sona anlatayım da dinle. Şimdi bunlar çocukken... Ya oralara kadar gitmesek. Selahattin amcan hep korur kollarmış babana. Senin baban acık enezik çocukmuş be. Yani biraz daha hızlı anlatsanız. Şimdi bunların burada buralarda böyle bir arazisi var. Ayçiçeği ekmişler. Zeytin yerine. Halbuki zeytin para eder buralarda bir çocuğum. Ayçiçeği değil ki yani. Sonradan dönelim zeytine demişler ama iş işten çoktan geçmiş be çocuğum. Seneler lazım, seneler. Derken bıçak kemiğe dayanınca Şemsettin deden kalkmış Almanya'ya işçi olarak gitmiş işte o vakit. Hasibe nenen de çocuklarla burada kalmış. Dost tuttu oralarda o. Yosmalara gitti. Yalan kız. Rahmetlinin arkasından böyle konuşma. Ama biz o zaman daha komşuyduk bunlarla. Kardeşimle falan evli değil daha Selahattin. Hemen anlatsan Zekiye yenge. Biraz daha. Şimdi giderken iki oğluna bırakıyor tabii bu ayçiçeği ekili araziyi. Sonra inşaatçılar geldi. Biz site yapacağız falan dediler. Baban hemen verelim dedi. Ama Selahattin amcan dünyada razı gelmedi baba yadigarıdır diye. İkisinin mal ne yapacağız? Bunlar tepiştiler, küstüler. Sen daha 10 yaşında filandın be çocuğum. Az çok hatırlarsın bunları. Tabii 10 yaşındayken ben tabii biraz o kısımları yani şey. Baban da sonra topladı gitti sizi doğru Almanya'ya dedenin yanına. Almanya o zaman herkesi almaz. Geçmiş o işçi dönemi vakti. Ama deden az uğraşmadı. Araya insan soktu etti de. Sonra 5 sene sonra filan gidebildiniz siz Almanya'ya. O zaman ben 10 yaşındayken küstüler. 15 yaşındayken ben Almanya'ya gittim. Sonra da dükkanı açtı işte baba. Dükkan. Tabii. Dönerciyi diyorum işte be canım. Tabii canım. Dönerci dükkanı klasik. Getir evladım, getir.
Ümit Beyciğim, bu bizim buraların en meşhur şeyi, kelle peyniri. Hı. Tatmanızı rica ediyoruz. Sizin için özel olarak bizim mandıradan getirdik. Teşekkür ederiz Selahattin. Afiyet olsun. Aslında biz Ordu'nun tabaklarını buranın böyle yöresel lezzetlerinle tadlandıralım istemiştik ama Yıldız Hanım bizden erken davranmış. Hemen menüyü hazırlayıvermiş, sağ olsun. Biz de düğünün İstanbul'da olmasını düşünmüştük ama siz daha erken davrandınız. Bir de baktık kendimizi bu enteresan yerde buluverdik. Bayağı tuzlu bir peynirmiş bu. Yemek zorunda değilsin Ümit'ciğim. Alkol ve tuz tam bir dehidrasyon sebebidir, hatırlatırım. Ne sebep, ne? Ah, onu ben alabilir miyim? Alacağım. Alayım. Vallahi rakının yanında en güzel yoldaş. Hay yaşayın siz be. Sonunda bir ortak nokta bulduk sizinle. Evet, evet. Kumaşınız tutuyor Nazan'cığım. Hatta bu gece gelinin yerinde belki sen olmalıydın bence. Teyzemin rengi bak hafiften mora döndü. Evet, kulaklar da geriye gitti. Kaşlar havaya kalktı. Patlamak üzere şu an. Ama derin derin nefesler almaya başladı. Bravo teyze. Kendine hakim ol. Ablanı evlendirdiniz diye bir haber aldık Feridun. Feridun. Buyur abi benim. Benim dedi deli çocuk. Ablanı diyor. Evlendirdiniz de hani. Ha evet. Normal tabii yani ablam. Yaşı da geldi tabii. Tabii her şey zamanında çocuğum tabii. Kadın iki dakikada sinirlerimi zıplattı benim. Sanki kızlarını yalvardık aldık. İstedik verdiler. Benim oğluma kız mı yok? Bir afur tafur bir havalar bir şeyler. Ellerim nasıl titriyor. Ne içiyorsun kız sen? Ver bir yudum. Aslan karım benim be. Üzmeyin karımı. Şarap verin. Bir de böyle şarabı havaya kaldırmış artistler gibi. Böyle kadehi sallıyor. Hava alsınmış. Sirke gibiymiş. Burada iyisini bulamamışlarmış. Efendim düğünde aceleye gelmişmiş. Sanırsın biz tek elbise leğen başında soyunup ip başında giyiniyoruz. Sanırsın ki biz bu hayatta hiçbir şey görmedik. Bana kocam her şeyi yaşattı. Her şeyi. Ne İstanbul'u kaldı görmedik ne Beşiktaş'ı. Susuyorsak asaletimizden, kültürümüzden susuyoruz. Asri karım benim. Kızıştırma lan. Ay anne. Tövbe tövbe. Ay çok aşık bunlar be Feridun. Ablasını anlatıyordu Sema'yı. Ha. İşte abla bildiğiniz. Evlendirdik işte onu da. Kocası da çok iyi bir insan sağ olsun. İç güveysi mi? Sizinle mi oturuyorlar? Yani işte biraz bizde, birazcık da kendi evleri var. Böyle gidip geliyorlar. Babam da Sema'yı çok sever, dizinin dibinden ayrılmıyor sağ olsun. Ben pek sevmezdi ama. Çekil şu sümüklüyü gözümün önünden derdi. Neyse, tasvip etmiyoruz şahsen. Ya bak şimdi arkasından konuşmuş gibi olduk ya. Hanım ver şu çantayı. Ama biz fotoğraflarınızı hep yanımıza taşıdık. Bak, bak şimdi ne göstereceğim sana, bak. Bak. Olur ya. Fotoğraflar yanımızda hep. Bu abla. Oh, tövbe yarabbim. Tabii ablam sonradan çok büyüdü, gelişti, güzelleşti filan. Şimdi babam da gurbette olunca tabii çocuklarına dört elle sarıldı. Ha, ya, iyi bari, iyi bari. Bak, gurbette Sema bile koca bulmuş. Tövbe, tövbe. Damadın adı neydi? Hasan. Biz Alman diye duyduyduk çocuğum. De, Almandı. Israr ettik Türk oldu. Hans da Hasan oldu. Vay be, aşka bak sen be, aşka bak sen ya. Maşallah, helal olsun yani. Hans'mıştı, Hasan olmuş Hasan. Sünnet oldu mu? Tabii. Kabuklu yemiş yenmez, zina olur. Hani muhabbesine döndürdüler artık. Canım ne var bunda? Eğleniyorlar işte. Bakıyorum kanın kaynadı senin de. Şu düğün bir an evvel bitse de İstanbul'a dönsek artık. Seni de kendilerine benzetecekler yoksa. Zombi mi bunlar ısırınca çoğaltacaklar ha? Amma yaptın Yıldız ha. 12'den sonra ısıracaklar bence. Bak kurt adama ufaktan başlamış bile. Bak. Bu da sen işte, maymun. Bak, bak.
Hakikat. Oha. Ne günlerdi değil mi? Ya ya. Küçükmüşüm ben de o zamanlar. Bence ayık kalmalısınız. Because show must go on. Feridun Bey. Neden? Ne dedin kız sen gene ecnebici? Hayır bizi beğenmiyorsan Yıldız Hanımların masasına alalım sizi. Belki oradan da Paris'e gidersiniz birlikte. Bizim gibi pis erdeklilerden uzaklara. Ama teyzeciğim ya. Sen niye böyle şey yaptın ki şimdi? Ben sana kötü bir şey demedim ki. Sen niye böyle alıngan oldun ya? Bilmiyorum ki neden böyle olduk bu akşam. Oğlan evleniyor. Feridun geldi barışmaya. Kız tarafı bizi sevmiyor. Duygularım çok yoğun bu akşam. Olur öyle, olur. Teyzem yapma kuzum ya. Feridun değil bu. Değerli misafirlerimiz, caz müziğin eşsiz seslerinden Melis Sökmen, alkışlarınızı da sizlerle. İyi akşamlar. Doğukan ve Çiğdem'e ömür boyu mutluluklar diliyorum. İnşallah hayatları şarkılar kadar güzel olur. Cazcı getirmişler İstanbul'dan düğünü rezil etmek için. Ah bir şöyle Şahinburgaz çifte tellisi yapamadık. Bir parmaklarımızı şaklatıp oynayamadık. Bütün bunlar Selahattin amcanın cebinden çıktı bu paralar. Ah ne masraf yaptık biz ne masraf yaptık. Uyanırsan ne olur rüyamdan. Al götür beni çocukluğuma. Gökyüzü yıldızları. Sen koynuna sakın bana. Ne yaptı Sema? Doğurdu bu çocuk. Sende var mı şeyler? Hiç anlatmıyorsun bu çocuğu. Anlatıyorum ya. Sen dükkanda devam mı yoksa başka işe girdin mi? Döner dükkanımız var bizim. Bak. Ay biliyoruz bir çocuğum. Bak nasıl gururla söylüyor. Nasıl gururla söylüyor. Aferin evlat işte böyle sahip çıkışına. Devam. İşte ben arada sırada dükkanda çalışıyorum. Arada sırada da bir şeyler karalıyorum. Böyle ileride yazdıklarımı toparlayıp belki bir kitap ya da bir senaryo yapabilirim. Şimdi iki kültürü de bildiğim için ikisini sentezleyip belki insanlara sunabilirim. Yani yazmayı çok seviyorum. Bizi de yaz Feridun. Ay bana bak. Maşallah bu akıllanmış be. Biz o günden sonra ümidi kesmiştik ama. Ya hatırlamayın öyle çirkin şeyleri. Allah Allah. Hangi günden acaba? Canım hayalle oynarken okulun duvarından düşmüştün ya. Şurada bir iz kalmıştı o düştüğünde. Hatta yarım akıllı olacak bir çocuk demiştik. Bakayım duruyor mu orada? Yok geçti amca geçti. Bu kadar zaman sonra yara mı kalır? Feridun değil bu. Doğduğunda bunun sağ götünün üstünde baş parmağım kadar doğum lekesi vardı. Nar gibi. Bereketli çocuk olacak dedik. İndirsin donunu göstersin madem. Ya anne ya. Bravo. İkinci şarkımda bu genç çifti ve hepinizi dansa davet ediyorum. Çok sevdiğim bir şarkı. Öyledir geçer zaman. Dans edelim mi? Ya bilir miyiz yani? Ben bilmem. O bilir. Yok, izin babında. O bilir işte. Edin tabii. Edin millet yakışıklıyla güzel görsün be. Hadi edin. Alt metinler var. O da uçuşuyor. Bir tanesi kafamızı yarmadan elinde kurtulalım bari. Aman gene ne bildi. Yani bir dümdüz he diyecek ama olmaz. İlla araya bir şeyler soruşturacak. Kime benzemiş bu? O şarkıyı sana yazdım. Bir dakika şimdi. Bu kaçıncı kızım? Ne olduk biz? Ben yani. Yedinci kısım normale dönmeye başlamak. Yok be ya. Hemen mi? O kadar kolay mı? Şunun şurasında bir ay oldu kalbim kanayalı. Azar azar acı çekip uzun uzun mu üzülmek kapatır yarayı? Yoksa bir kere de bir ateşle dağlamak mı her şeyin üzerine?
Zaman mı belirler matemin süresini yoksa kalbim mi karar verir bitişine? Acının yoğunluğuna göre. Neydi? Molar konsantrasyon mu derlerdi kimya hocalarımız? Bir maddenin diğerinin içinde erimesi. Doygunluk noktasına varınca yedinci şeker çayın içinde erimez ya. Yeter mi dedi kalbim? Bu kadar acı erimiyor artık içimde. Doydum ben Ersan. Doydum. Amcaoğlu! Amcaoğlu! Telaştan konuşamadık, alacağım ifadeni düğünden sonra. Neden öyle dedin demin? Yani dans edelim de bir an önce bitsin diye. İstemiyorsan oturabiliriz. Sanki sen içinden gelerek mi teklif ettin? Masadakilerden kurtulmak için. İsteyerek etseydim kabul edecek miydin? Sormaya cesaret edecek miydin? Edemeyebilirdim. Sen beni korkutuyorsun. Akıllısın. Hazır cevapsın. Çok güzelsin. Güzelliğim o göreceli de. Neden kadınların artıları aslında eksidir sizi? Hem böyle bir kadın istersiniz, hem de bulduğunuzda 10 metre yaklaşmaya korkarsınız. Bir yaman çelişkidir ki sorma gitsin. Neyse, şu romandan bahset bakalım. Ne üstüne? Ağacımızı da yazacak mısın romanı? Ağacımız. Ağacımız. Hem bana akıllı sanıyorsun, hem de beni salak yerine koyuyorsun değil mi? Feridun. Adın ne senin? Devam etsene be. Sarıl belime millet işkillenecek. Devam. Başından beri biliyordum Feridun olmadan. İlk başta sen misin? O musun dedim ama anladım sonra. Çocukluk aşkı unutulur mu hiç? Kimsin sen? Niye seni daha önce görmedim buralarda? Ben okumak için İstanbul'a. Biz aslında Düzler köyündeniz. Ben benim işte. Böyleyim. Ersan. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Gerçekten. Ben aslında bir tane bira içip çıkacaktım ama Selahattin amcam, abi yani, o birden ortalığı velveleye verince ben de ne yapacağımı şaşırdım. Kala kaldım orada. Bir de belinde de silah vardı. Ya Batıkan salağa getirmiş onu. Düğünde havaya sıkacakmış. Selahattin eniştem aldı elinden saklamak için. Bizimkilerin silahlı külahlı işi olmaz. Bakma öyle sürekli didiştiğimize. Aslında melek gibi insanlardır. Çok uzun sürekler sonunda. Çok kıracaksın onları Ferit. Ersan. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Ne yapacağımı bilemedim. Yani aslında kaçacaktım. Ama kaçamadım. Sen... Ne ben? Seni gördüm. Sen vardın. Sevgili çocuklar, kısa bir ara veriyoruz. Birazdan döneceğiz. Hadi biz de biraz dünürlerin masasına geçelim de ayıp olmasın ha? Siz geçin. Ben de İstanbul'a döneyim artık. Oh. Bu kadar düğün dernek yeterli. Osman. Hazır ol, geliyorum. Anne, biraz erken olmayacak mı? Kâfi miktarda göründüm işte. Herkese yeterli. Yolumuz uzun. Anneciğim, otelde yer ayırtmıştık. İstanbul'a kadar yorulacaksınız. Şoför yorulacak, ben değil canım. Onun tarafına keşke bir veda etseydiniz. Ben onlara çoktan veda ettim güzelim. Hadi, sen de artık kendini üzme. Mutlu olurlar, ümit ederim. Ne konuştunuz, ne konuştunuz dans ederken be ya? Maşallah. Konuşacaklar tabii, özleştiler. Ya. Biz şeyi konuşuyorduk, bundan sonra ne yapalım, nasıl ilerleyelim falan diye. Peki neye karar verdiniz? Aman efendim, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhaba. Yer yok galiba, sonra mı uğrasak? Siz böyle oturun, hayalle bizim yerimizi alın. Biz de sizin yerinize geçeriz. Bardan hem bir şeyler alacağız, boğazımız kurudu. Biz hayalle o işi özel olarak konuşalım, size çay. Tamam, siz gidin. Efendim bir meseleleri vardı da. Buyurun efendim. Buyurun efendim, buyurun Ümit Beyciğim. Selahattin abi ya, bizim hanımlar soruyor. Böyle kuru kuru oturacağız mı, oynanmayacak mı diye. Oynanmaz olur mu? Oynanacak elbette. Açıklar mısınız? Sıkın. Otur otur, şiştik be ya. Şöyle dökemedik bir karşılıklı kurtlarımızı. Ah Rüvet Hanımcığım, ah. Dışı seni, içi beni yakar. Neyse, birazdan çıkacağız. Böyle estireceğiz buralarda.
Hanımefendinin bağırsak problemi var herhalde. Şey, biz biraz burada oturacağız. Sizinkiler bizimkilere katıldı da. Buyurun buyurun. Ben de dışarıda bir sigara içeyim. Sonra yanlarına uğrayacağım. Sizinkiler bizimkilere katıldı. Ya senin mutlu ve sıcak bir aile ortamına ihtiyacın var galiba. O yüzden mi düştüm buralara? Ne çabuk bizimkiler oldu. Ay ben çocukken öyle diziler vardı. Bakkallı, çakkallı, mutlu, mesut yaşamlar. Olamaz mı? Ne olamaz mı? Yani öyle mutluluklar, öyle yaşamlar. Sen bana niye laf sokmaya başladın? Çünkü yalan söyledin. Hepimize. Söylemedim. Mecbur bırakıldım. Anlattım sana. İkna olmadım. En baştan anlat. Adam gibi anlat ama yalansız. Yalan yok. Tamam. Yalan yok. Yalan yok. İki ailenin de tabiiyeti birbirinden farklı malumunuz. Yani yaşantımız, şeyimiz filan. Şimdi Dünürcüm, buraya kadar biz size uyduk. Artık acıktan siz bize uyacaksınız. Buyurun Selahattin Bey, buyurun. Pardon, size uyduk derken orada bir küçük hatırlatma yapacağım. Düğünün burada olmasını isteyen sizdiniz yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz kendi kendimize karar verip gidip bir de Erde'yi görelim bakalım nasılmış. Belki orada bir de düğün falan yaparız demedik yani. ama size bir şey diyeyim mi? Güzeldir Erde'yimiz. Madem açıldı konular, güzel güzel konuşulmalı değil mi Dünür? Fenaymış be. 4 yıl üstüne ağır geldi tabii. 4 yıl çokmuş gibi konuşuyorsun. Günümüze göre çok tabii. Çok. Yoksa sen de mi şu şeylerdensin? Kısa ilişki candır. Hayır canım, benim de öyle düşündüğüm anlamına gelmiyor tabii. Ama sen kendinle çelişiyorsun şu an. Niye? Az önce kaçacaktım ama sen vardın diyen adam sen değil miydin? Madem bu kadar önemsiyorsun, onu hemen unutmak yakışıyor mu sana? Anılarına, ona haksızlık olmaz mı? Unuttuğumu söylemedim ki. Hala kanıyor o kesik içimde. Yani ne yapsaydım? Acıdan ölse miydim? Ya bu kendime haksızlık etmek olmaz mıydı? Ayrıca bir gün karşıma biri çıkıp senin gülümsediğin gibi bana gülümserse ve o gülümseyen kişi başkasını unutturamayacağını düşünüyorsa o da kendine haksızlık etmiş olmaz mı? Tıpkı senin şu an kendine yapmış olduğun gibi. Peki ya o kişi bir başkasını unutmak için karşısındaki tarafından merhem niyetine kullanılacağını düşünüyorsa ve bunu bile bile kendini bu bakışlara bırakıyorsa işte o zaman kendine haksızlık etmiş olmaz mı? Peki karşısındaki adam zaten uzun zamandır başkasının yerine konulduğunu düşünüyorsa ve bu ta çocukluk aşkıysa ve bütün bunları geç, bir masanın bir ucunda hala bunu tartışan iki insan, bunu bile bile hala birbirinin gözlerinin içine bakabiliyorsa, sence bu her şeye ama her şeye geçmişe bile haksızlık olmaz mı? Ben belki de seninle kendime haksızlık etmek istiyorum. Kimse kimseye haksızlık etmesin. Biraz siz gelin, biraz biz gelelim, orta yerde bir yerde buluşalım, bütün sorunlar hallolur. Çocuklar madem sevmiş birbirini. Tabii samanlık seyran demişler. İki çıplak bir hamama yakışır. Ben hanımefendiye katılıyorum. Aldık kızı bir kere, vermeyeceğiz geri. Ay ne tatlı bir nineniz var sizin böyle. Senin de endamın güzel. Şu balayı sonrasını konuşalım dedik biz de. Malum her şey çok aceleye geldi. Bir türlü oturup konuşamamıştık. Bakın Ümit Beyciğim, hiçbir şeyin aceleye geldiği falan yok. Aslında haklısınız tabii. Biz bunları çok daha konuşmalıydık ama ortada siz yoktunuz. O yüzden bazı kararları biz almak zorunda kaldık. Yani mecburen. Yani evi düzdük, çeyizi meyizi. Yani gönül istemez miydi ki? Değerli Dünür'üm, Yıldız Hanım'la birlikte karar verelim. Perdelerin rengine, şeysine. Medenice. 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 Bana bak, ellerim titremiyor vallahi. Lafı soktun, rahatladın da orada. Her şey yolunda mı? Bir eksiğimiz, istediğimiz bir şey. İstediğimiz bir şey var. Mutlu olmak. Mutlu olmak ve etmek. Ben davetlilere bir bakayım. Ya bak bak. Bir de kendine koca bak. Diş bizim yakamızdan artık.
çok tatlı bir kadınsınız ya. İşte mümkün olduğunca gayret sarf ediyoruz. Şimdi teklifimizi yineliyoruz. Efendim? Ya bir teklifte mi bulunmuştunuz siz? Yani biz bilemedik de. Ama olmuyor böyle seni yarımcım lütfen. Yani. Efendim? Daha adamızı bilemiş. Doğukan'ı oğlum gibi sevdim ben, yalan yok. Doğukan damadımız, oğlumuz. İstanbul'a dönünce benim şirkette işe başlasın, kendisini halkla ilişkiler departmanının başına getireceğim. Evet. Şey nasıl bir ilişki? Kamuyla ilişki işte. Ya halkla ilişkiler. Yani halkı dinliyor, onların derdini dinliyor, onlara çare buluyor. İlişki işte. Ben bir ilişki nasıl yürütülür bilmiyordum çünkü. Ben hatalıyım, kabul. Ben haksızlık ettim öyle. Ama bak, ona hiç yalan söylemedim. İhanet de etmedim. Uyumuştum sanki. Yani kazanılmış bir ilişkinin rahatlığı vardı üstümde. Ayağa kalkmak için şöyle sağlam bir tokada ihtiyacım vardı. Şimdi yedin o tokada, ayıldın. Git ona dön o zaman. Fena vurdu ama. Ya alıştırmadan. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o kendi hayatını kurmak istedi. Bana da saygı duymaktan başka çare kalmadı. Zaten ötesi tacize girerdi artık. Belki de hayatında biri vardır. Ben bilmiyorum. Ya ona da kızamıyorum artık. Bazen izin vermelisin birinin gitmesine. Kendi yolunu bulmasına. Onun sana kattıklarından, senin ona verdiklerine saygı duymalısın. Zaman zaman hatırlanacaksın. Onunla yetineceksin. Hatırlanmak güzel bir şey. Zorlasan güzellikle değil, nefretle anılsın ki ben bunu istemem. Gel. Al. İşte Feridun. Ulan yok artık. Sen görüşüyor muydun gerçekten Feridun'la? Sadece Facebook arkadaşlığı. Bayram seyranlarda da aileden gizli birkaç telefon görüşmesi. Yıllar sonra buldum burada. Önce beni hatırlamadı bile. Kendi hayatını kurmuş orada. Yakında evleniyormuş filan. Biliyor musun? Gerçekten burada olsaydı, senin yerine o burada olsaydı, hiçbirimizi senin yaptığın kadar mutlu edemeyecekti. Peki hala unutamadın mı? Saçmalama Ersan. O masum bir çocukluk aşkıydı. Ona takılıp kalacak kadar melankolik bir tipe benzemiyorum herhalde. Yok. Sadece karşıma biri çıkmadı, o kadar. Ben biraz acıyordum galiba Feridun'la çocukken. Feridun nasıl desem hep böyle küçük felaketleri üzerine çeken bir çocuktu. O kadar talihsizdi ki. Hani çizgi filmlerde olur ya, yağmur yağdıran tek bir bulut gelip sadece onu bulabilirdi yani. Ben 7 yaşındayım. O da 8,5 yaşında filan. Öğretmeni kendine güveni gelsin diye bir bayramda şiir okutmak istemişti buna. Heyecandan altına kaçırdı, yazık. Çişli Feridun kaldı adı. Çişli. Ya dondurmalar bile o yalayınca külahlarında durmayı reddediyorlardı sanki. Aslında iyi oldu buralardan gitti. Çocuk aklımla bile o ayrıldığımız gün içimden bir yer onun adına seviniyordu. İnşallah bu çocuğun kaderi değişir diye. Vay be. Ne ezikmişim ben meğersem küçükken. Karşılarında başarılı bir Feridun gördüler mi bu akşam? Sağ ol. Gerçekten roman yazmayı düşünüyor musun? Orada biraz kendi isteğini gördüm sanki. Evet. İstiyorum. Niye yazmıyorsun o zaman? Yani ne bileyim. Yani hazır değilim. Yani sanki böyle pat diye olmazmış. Hayır, sadece üşeniyorsun bence. Hazır değilim işin kılıfı. Ya da başarısız olmaktan korkuyorsun. Ya yok, hayır aslında. Yaz o zaman. Belki de yeterli malzemen yoktur. En azından denedin dersin. Ama lütfen denemeden şikayet etme. Lütfen. Ben özür dilerim ben. Yani senin hayatına müdahale etmek bana düşmez tabii ama yani hem yapmayıp hem şikayet eden insanlar oldum olsa gıcığımdır. Yani lafım sana değil. Ay ben susayım ya. Hayır, hayır. Ne yapacağız şimdi? Gerçeği açıklayacak mıyız yoksa sessizce kaçıp gidecek misin? Hangisi daha zarar verecek onlara?
Ne yapacağım ben seninle Feridun? Ne yapacağım ben seninle yani? İşte yapılacak şey bu kadar basit. İstanbul'da dayalı döşeli nefis bir spor daire onları bekliyor. Gül gibi yaşayıp giderler. Spor mu yapacaklar orada? Ben gelinime saray yavrusu gibi ev yaptım. Erdek'ten mi gelip gidecekler işi? Ayrıca evi açarken bize sormadan yaptınız Saniye Hanım. Haberimiz bile olmadı. Oldu bittiye getirildi her şey. Ay nasıl şey yapıyorsunuz? Yalan konuşma. Telefonlarıma cevap vermedin. Sakin ol. Bak, ya mahkemelik olsak kanıtım var. Mahkemelik mi? Yalancı konumuna düşürülüyoruz burada. Seni Hanımcığım lütfen. Tam 17 kez arama yapmışım. 17 cevapsız arama. 5 tane de bende var. Annem ismi gözüküyor diyor, benimkinden de aradı. Aferin çocuğum. Konuş çocuğum, konuş. Kaç etti? 17. 18, 19, 20, 21, 22. Biz size tam 22 adım atmışız. 22 adım. Değişti o numara. Eski telefonum o benim. Hadi bakalım. Göreceğiz eski numaramı, yeni numaramı. Bakalım telefon cevap verecek mi? Sessiz mi kalacaksın böyle? Bir şey söylemeyecek misin? Orkestra! Ses kes! Feridun! Nerede çalıyor o telefon? Yok efendim, bir şey yok. Yıldız Hanım telefonunu kaybetmiş de onun için çaldırıyorum. Anne ya! Buldular. Bulundu. Eğlenceye devam. Hangi eğlence Selahattin abi? İçimiz şişti oturmaktan. Fenalık geldi ya. Çabuk yanlarına gidelim. Karışık ortalık galiba. Oku çocuğum. Oku. Ne yazıyor o telefonda? Açma saniye. Açma saniye diye kaydetmiş beni. Yuh Ersan. Sanki ben telefon safıyım. Ersan kim be? Ersan diğer cevapsız aramalardan Eyüp Ersan diye kaydedilmiş. Onu oradan. Yuh Ersan kim Yıldız? Kriz. Ne yapacağız? Şu an kriz yani, bir şey yapmamız lazım. Biz de fırlayalım biz de. Haydi millet! Eşit abi! Çift eteli! Haydi Justin! Kontrolümüz dışında oldu. Çok özür dilerim. Sizi dışarıya çıkarayım. Kafasına vazo mu alsak acaba? Ay delirdin mi Tahsin abi? Bunak zaten nasıl beni. Hadi. Kadife'den kesesini çalsanıza. Nasıl çalalım be teyze? Hızlı çal be. Bak böyle. Hadi. Feden kesesi. Vay be. Oynayacağım. Ya. Otur be anne. Gece iş açacaktın başımıza. Heyecan oldu, yok yere. Aman önce sandık. Bu kadarı kabul edilemez. Derhal alıyoruz çizemeye ve gidiyoruz buradan. Ama abi... Tartışmayalım Ümit. Bu evlilik kayıtlara geçmeyecek, bitmiştir. Çizem nerede? Çizem! Kızım nerede? Onlar gittiler. Ben gördüm. Kaçtılar onlar. Ne? Kızımı kaçırdılar. Ay bunlar kızımı kaçırdı. Kadın şimdi bize haydut yaptı. Kim kaçırdı be? Teyzeciğim. Herkes burada işte.
Ya, hanımlar sakin olun, arıyorum ben şimdi onu. Arabayla kaçtılar Saniye teyze gelin arabasıyla. Yahu ben gördüm, önemli bir şey yok yani, gittiler normal bir şey, gidebilirler yani. Silah patlayınca korkup kaçtılar tabii. Korkacaklar tabii. İşkiyat sürüsünün ortasında kaldı kızım. Ne diyor bu be? Doğukan beni aramış. Doğukan beni aramış bu durum. Ne? Ara. Ara kızım, ara. Pardon, ben ne yapıyorum acaba? Çalıyor mu? Açmıyor mu? Çalıyor. Açmaz tabii. Ya açmayacak olsa niçin arasın Yıldız Hanım? Tamam Selahattin Bey. Ay duymuyorlar herhalde. Oo, çoktan gerdeğe girdiler o vakit. Bana bak oğlum, sen ne biçim yapıyorsun? Yürü git. Heh, alo, Doğukan. Alo. Ne diyor? Neredeler? Ne haber? Yani iyidir. Biz bomba gibiyiz. Senden ne haberdeyiz? Bana versin. Ay bir saniye. Hiçbir şey duymuyorum ki Doğukancığım. Ben burada bir kriz yaşanıyor şu an. Tamam sen yarınca. Lütfen. Dinliyorum şu an, tamam. Kuzencan, şimdi senden istediğim bir şey var. Herkesi susturup sakinleştiriyorsun ve hem bizimkiler hem de kayınvalidemler aynı anda sessiz bir şekilde bizi dinliyorlar, tamam. Çisem de yanımda. Yalnız bak, rica ediyorum öyle her kafadan bir ses çıkmasın. Bunu yapabilir misin? Bilmiyorum vallahi, yapabilir miyim? Daha önce hiç savaş bölgesinden naklen yayın yapmadım yani. Gözünü seveyim kuzen, ne olur benden böyle bir şey isterim. Valla parçam bile kalmaz burada. Bak bak nasıl bakıyor. Tahmin ediyorum. Bak, şimdi kapatacağım, görüntülü olarak arayacağım. Artık orada mikrofonumu bağlarsınız, ne yaparsınız bir şekilde halledin. Dur bakacağım ben şimdi, bekle biraz. Tamam, hadi. Ne dedi? Kapadı ya. Ne dedi kız? Kapadı mı? Ne? Allah yardım etsene. Tamam, panik yok. Birazdan tekrardan arayacaklar. Fakat her ikisinde bir şartı var. Sessizlik içinde onları bekleyecek misiniz? Eğer içinizden herhangi biriyle konuşursa karşı taraf no'ya basarak bu telefon görüşmesini iptal edecekmiş ve bir süreliğine ortalardan kaybolacak ve sizlerle asla ama asla bir daha hiçbir zaman görüşmeyeceklermiş. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi aramalarını bekliyoruz. 58 senedir her düğüne giderim ama böylesini görmedim. Arıyorum. Tamam, çok yaklaşmayın ama. Sizinle görüntülü görüşecekler. Teyze. Evet. Herkes birbirini görüyor mu? Görüyor. Kızım. Evet. Doğukan, mikrofonu yaklaştırıyorum ben. Herkes duyuyor ve görüyor sizi şu anda. İyi akşamlar millet. Ay, iyi akşamlar çocuğum. Kusura bakmayın, böyle tatsız oldu biraz. Ergen tripleri yaptık, kaçtık falan ama bize de başka çare bırakmadınız yani. Şimdi hızlıca meseleyi toparlarsak, biz evlendik. Bilmiyorum farkında mısınız ama biz evlendik. Biz ikimiz evlendik yani. İkimiz birlikte yaşamaya karar verdik. İkimiz birlikte, sizle değil. Annem, canım annem, meleğim. Ben bundan sonra her sabah Cisem'le birlikte uyanacağım. Niye biliyor musun? Çünkü ben ona aşık oldum. Baba, anne, ben bu çocuğa aşık oldum. O yüzden teklifini kabul ettim. Ve onun aşkına inandım, güvendim. Niye biliyor musunuz? Çünkü o hayatında hiçbir şeye bakmadığı gibi bana bakıyordu ondan. Yani bırakın da perdelerimizin rengine biz karar verelim ya. Ne bileyim, kanepemizin, koltuğumuzun, yaşayacağımız yer, bunları biz seçelim yani. Hatta biz perde bile taktırmak istemiyoruz değil mi aşkım? Evet, stor yaptıracağız. Açık mavi zebra olanında. Mavi kir tutar bir çocuğum. Yani stor da öyle makinede yıkanmaz ki. Lütfen Seniye Hanım. Hayır, bir de bir ton masraf ettiniz, düğün dernek yaptınız. Ne içindi yani? Bizim evlendiğimizi bütün dünyaya duyurmak için miydi? Duymasalar da olurdu, ne olacaktı yani? Hem bu gece kaç kişiyi mutlu ettiniz, bir sorar mısınız gerçekten? Canım hemşerilerim, kusura bakmayın da evli olanlar. Siz de kendi düğününüzde aynı şeyleri yaşamadınız mı? Ya Allah aşkınıza elinizi vicdanınıza koyup söyleyin ya, yalan mı söylüyoruz? Görümcem Emran'la düğünümden beri küllüm küsüz. Tam 12 yıl oldu. Küsüz var kız. Yalan mı? Getirin Kur'an elbası. Hep bu anlattıklarından sebep. Onu sabaha kadar horlamasını, sayıklamasını, konuşmasını ben çekeceğim. Siz değil. Mercimek pişmiş, yenmiş. O iş olup bitmiş. Beyefendi siz ne biçim konuşuyorsunuz? Aşkım aşk olsun. Konuşuyor muyum ben? Tabii ki konuşuyorsun, sayıklıyorsun. Konuşturma beni şimdi. Hem sizinkilerden gelen bir alışkanlık galiba. Hiç susmadıkları için. Ayrıca ileride de göbeğin yağ bağlayacak baban gibi rakı içmekten. Merak etme aşkım, bağlamaz çünkü yemek yapmayı bilmiyorsun. Annen öğretmemiş sana. Annemi niye karıştırıyorsun şimdi? Sen karıştırırsan ben de karıştırırım Allah zaten. Allah. Ayrıca da göbeğim yağ bağlarsa pideciden sipariş vermekten bağlar. Rakı içmekten değil, merak etme. Pide mi?
Kuruyuz galiba biraz. Evet, kuruyuz. Ne olmuş? Sen o kuruyu sevdin. Öyle mi? Evet. Aşkın ömrü 3 yıl derler. Ama seni 3 günde de bitirebilirim. Bunlar ne oturuyor? Haa, sen yol yakınken dönelim diyorsun. Diyorum, hadi bakalım. İyi çıkıyor o zaman hadi. Burası. Yapmayın. Ne? Hadi. Hadi. Ya çıkıyorsunuz bir şeyden söyledi kız. Bir şeyden çıkar. Çocuklar, çocuklar tamam. Şu an itibariyle rakıyı bırakıyorum. Çıkarıyorum. Hiç merak ya. Etme kızım. Yeter. Doğukan'a da rakıyı içirtmeyeceğim. Bravo sen Hatice. Yılgız'cığım sen de bir şey söyle. Kızımız dul kalacak. Zaten o iş olmuş gibi gözüküyor. Çocuklar. Çocuklar. Sanırım konuşabiliriz. Yani bu meseleleri böyle olay haline getirmeseniz. Tabii ya. Yani. Çok güzel söyledin Yıldız'cığım. Şaka! Ama yapılır mı bu çocuklar ya? Aşk olsun oğlum be. Şuraya devam edin. Hadi bravo ya. Dans edin, düğünün tadını çıkarın. Sizi kocaman öpüyoruz be. Sizi seviyoruz. Seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Size el sallıyorlar şu an. Hadi bakalım o zaman, eğlenceye devam Neşet abi. Hadi bravo. Vallahi çalmadım, oynamaya hazır. Keşke biz de kaçabilseydik. Maşallah. Bir geceye 4 kaçak fazla olur sanki. Zaten onların yaptıkları biraz çocukçaydı bence. Niye öyle dedin? Ben ne bileyim. Aslında başka çareleri de yoktu galiba. Yani. Bir şey yok. Tansiyonun sen çok adam. Allah şey. Sen Selahat. Baba. Baba ya aç gözünü. Teyze korkma tamam mı? Hiç dinlemiyor bizi. Hep böyle yapıyor. Yiyor, içiyor, böyle gecelerde iyice abartıyor. Geçen Adreles gecesi de buradaydık. Gündüzden 7 oğlak doğmasını akşam ateşin üstüne atlarken kık diye gidiyordu vallahi. Yani neyse de. Bu akşam bir heyecan daha kaldıramaz Cici amcan. Galiba sen bir süre daha Berdun oynamak zorunda kalacaksın. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hele bir gözünü açsın, düşünülür. Düşünecek olan biziz. Yani o gözünü açmadan da düşünebiliriz. Bak yine kaçak güreşiyorsun. Şu an sadece seninle yan yana kahve içmek istiyorum. Kahvede bir şeye benzese. Nasıl oldu? Gayet iyi. Gayet iyi. Açtı gözünü. Doktor, çok var mı? Doktor, doktor. İyi galiba. Çocuğum. Tamam. Nasıl oldu? Sayın gayet iyi. Siz bir tek içeriye girin. Sadece akrabaları kalsın. Siz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Selamet bizden. Tamam. Sağ ol. Ne problem yok. Hayat hadi geçmiş sağ olsun. Selamet çok sağ ol. Tamam. Sağ ol. Çok sağ ol. Bak bu sana ders olsun. Bundan sonra yok sana ekmek. Her akşam yağsız sebze. Yahu yapma hatun Allah aşkına. Asıl o zaman ölürüm ben işte. Bak gene neler diyor be. Ya sizleri de korkuttuk. Ne önemi var Selahattin'cim? Sen iyi ol yeter. Başka bir şey istemeyiz. Geçmiş olsun Dünür. Sağ olun Yıldız Hanımcığım. Eksik olmayın. Kalabalık etmeyelim biz otele dönelim. Evet. İstanbul'a dönmeden kahveye geleceğim Saniye Hanım. Şu storların rengini konuşuruz. İyi akşamlar. Tekrar geçmiş i̇yi olsun. Akşamlar, iyi akşamlar. Firdun nerede? Gitti mi yoksa? Burada, burada. Yok, buradaydı kız o. Geldi bak. Gel, geldi işte. Gel. Gidene bir sarılayım amcasının gülü. Ama konu. Hadi ama Selahattin abi. Bak uyumazsan olmaz. Ya hemşirem kalıversin. Bu şimdi durmaz be. Ama çok hızlı bak. Kızacak doktor artık bana. Sana, babana, kardeşime doymadan hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Hadi tamam, boşaltıyoruz artık, hadi. Bir ışık alıyor refakatçi yanında, hadi. Oğlum sen şimdi eve git, çekmeceden benim geceliğimi al, gel. Ya Feridun sen bizim ben sana anlatacağım şimdi, ben geliyorum buraya. Tamam, uyusun. Gülçüz nenem, gel. Hadi anneciğim, hadi. Hadi kuzum, gel. Şşt, Feridun. Gel. Yatmadan hayalle oturun acık. Eski günlerden konuşun.
Eski güzel günlerimizde. Güllük gülistanlık günlerde. Sulh zamanlarımızda. Anlatın, yad edin. Unutmayın, hatırlayın. Anlatın çocuğum. Ben yanınızdaymışım gibi anlatın. Ben buradan duyarım sizi. Konuşmak lazım güzel günleri. Durup durup yad etmek lazım ki hiç unutulmasınlar. Hayatın değerini bilin çocuklar. Ölümü zaten tadacağız günü gelince. Ama hayatı tatmak zor. Yaşayıp gidersin de bir yudum tadına bakmayı unutursun koca bir ömrün. Siz bugününüzün kıymetini bilin. Her nefesinizi hediyeymiş gibi yaşayın yavrum. Şöyle geçelim mi? Ne yapıyorlar? Babamla ninem uyudu, annem çay koydu. Şimdi sana yatak yapıyor. Ben arıyorum o zaman. Geçmeç, ne yapalım? Ara, bence bu saatte daha etkili olur. Belki kriz miriz var sanırlar. Yalan söylesem karnım ağrımaz zaten, değil mi? Çalıyor şu an. Alo, Feridun. Evet benim. İsmim çıkmıyor mu ya? Pes. Tamam neyse. Bir kendine gel, bir ayıl bakayım bir. Hah, geldin mi? Şimdi eniştem... Yok, telaş etme. Mühim bir şey yok. Aslında var. Eniştem şu an hasta. Hastanede. Evet, bilmiyoruz. Bir şey söylemiyorlar. Kalp krizi. Krizimsi bir şey. Öyle gibi yani. Ama iyi şu an. Fakat her an olmaya da bilir. Bilmiyoruz. Evet, ne diyorum ben? Ben de bilmiyorum. Yani buraya gelmeniz lazım ailecek. Çünkü eniştemin son isteği kardeşini görmek ve onunla barışmak. Feridun bak, ben sana şunu diyeyim yani. Ne yapıp edip babanı ikna etmesi, sonra ömür boyu pişman olursun. Çok çok kötü olursun. Ölüm var de babanı, küs mü öleceğiniz, hiç mi vicdanı sızlamayacak de? Şey de, için sızlamayacak mı de, o daha kolay. Ne? Bekleyeyim, yazacak mısın? Aklında tutamaz mısın? Ay ne demek sen konuşsan? Sen oğlusun, sen konuşacaksın tabii. Bir saniye. Alo. Hala aynı salaksın değil mi Feridun? Ben kim miyim? Ben senin. Senin gibi beceriksizin tekiyim. Bak şimdi. Aklını başına topla. Bu insanlar için ve ailen için bir şey yap. Tamam? Cesur ol. Anladın mı? Ve o aileyi buraya getir Feridun. Ben nasıl getireceğim ya? Baba! Alo. Babası uyandı galiba. Bayağı gazı aldılar şu an. Ay alo? Tamam. Tamam, bak Zennet'e. Kolay gelsin. Bay bay. Vay be. Ne kolay oldu. Hakikaten. Keşke daha önce akıl etseymiş. Ters teperdi, yalan olsaydı. Doğru. Yalan olsaydı. 15 yıl sonra bu kadar kolay ha. Vay be. Hayat kendi zamanlamasından mı da usta? Bakalım yarın ne olacak? Artık bana 40 katır mı, 40 satır mı? Ya belki seni evlatlık alır Sevinç'ten, Selahattin'e işten. Onlardan önce arada bize gelip part-time feridunluk yaparsın. Bak bu bizim ağacımızda. Kendin buldun işte. Onlar gitmeden bir gün önce... Feridun bize veda etmeye geldi. Babası izin vermezdi o aralar ama o kaçıp gelirdi. Biraz oturduk ettik, hiç konuşmuyordu. Dudak sarkmış yerde. Birden ağlamaya başladı. Ben de tabii. Ağır geliyor çocuğuz. Annem ikimizi de elimizden tutup buraya getirdi. Bir de erik fidesi elinde. Bize toprağa kazdırdı. Bakın dedi, bu ikinizin ağacı olsun. Sizin gibi büyüsün.
Siz de bunun gibi hep taze, hep yeşil kalasınız çocuklar dedi. Can suyunuz eksik olmasın hiç dedi. Suyu elimize tutuşturup. Su verdik ağaca. Annem de söz verdi bize. Bu ağaç ilk meyveye durunca bu küslük bitecek. Feridun dönecek. Siz de bu ağacın ilk eriğini beraber yiyeceksiniz dedi. Senelerdir meyveye durur bu ağaç. Annem de yazık o zamanlarda hep bir tuhaf olur gözlerini kaçırırdı benden. Sonra o bile unuttu gitti verdi diyor sözü. Hayal kızım. Bir ara sen telefonla mı konuştun kızım ha? Hastaneyi falan mı aradın? Kimle konuştun yavrum? Sen ver tepsiyi önce bana bir sakatlık çıkmasın. Almanya ile konuştuk. Yarın geliyorlar. Nihayet Allah'ıma şükürler olsun. Feridun. Bak. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bilmişim zamanında ha. Ne dedim ben size o zaman ha? Ağacınızın meyvesini yiyeceksiniz. Hatırladın değil mi? Hatırlamaz mıyım? Hiç unutmadım ki. Nöbet ören gibi. Allah ağzınızın tadını hiç bozmasın çocuklar. Ay bak ne güzel oldu şimdi. Azıcık ben uyuyayım madem. Siz de çok geçe kalmayın ama olur mu? Tamam kalmayız. Enişteye akşamüstü söyleyelim diyorum. İyice bir iyileşsin filan ha? Ay büyük sürpriz olacak ona da. Ya artık ne sürprizler ne sürprizler. bana Zekiye demişler. Bana da Feridun. Artık başka yalan yok. Bu son yalan. Geldik 8. ve son kısmı öyle mi? Ümit etmek. Son kısım ya da başlangıcın ta kendisi. Ne tatlı tatlı geldi ümit. Hem her şeyi bitirdi hem de yeniden başlattı. Bu ne be ya midemdeki? Biri içeriden gıdıklıyor sanki. Bu muymuş ümit? Karnımdakiler bir kelebek sürüsü mü böyle pır pır? Her şey mi renkli? Uyku gözümden akarken bile inadına bu ayı kaller, bu gümbür gümbür akan kan mı ümit? Ulan hayat. İki elim yakandı artık haberin olsun. Nah bırakırım. Bıraktırana da aşk olsun. Aşk olsun. Hayal. Efendim? Ya ben galiba mutluyum. Ben ne bileyim. Böyle içim... Yani... Hayal. Ha. O gördüğüm hayal mi? Sen bir hayal misin? Geyine gireceksen anında buz gibi sorurum senden haberin olsun. Ay. Saat kaç olmuş? Altı yirmi geçiyor. Oo bayağı olmuş. Bir dakika. Aa, niye telefonu çöpe attın? Ne yapsaydım? Denize mi atsaydım? Hı? Hem sen biliyor musun bu balıklar için ne kadar zararlı bu radyasyon filan? Ya sen telefonu niye çöpe attın be? Zaten camı çattırmıştı. Bir daha tamir olmaz o.
İçindeki bilgiler? Of be hayal. Of. Yazarız, bir daha baştan yazarız içindeki bilgileri. Biz onları şey yaparız. Sabah sabah cir 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 gerçekten. Gel bakayım şuraya. Sokul. Soğuk değil mi? Soğuk. O zaman yaklaş şöyle azıcık işte. Gidersen asla dönme, sonbaharda solarsam asla açmam ben baharda. Bu son sevda, son rüyaydı yolunda. Burada kal, hazırım bu haliyle ben sabaha. Gidersen asla durma İlk adımda. Duyarsan gül geç, boş ver gözyaşıma. Bu son sevda, son rüyaydı yolunda. Burada kal, hazırım bu haliyle ben hayata. Sen hiç ona benzemesen de, küsmek sana istemesem de, bittim senden öncelerinde. Dönüşü yok bu işin, ilk baharda işte geçti bu baharda. Sen hiç ona benzemesen de, küsmek sana istemesem de, bittim senden öncelerinde. Dönüşü yok bu işin, ilk baharda işte geçti bu baharda. Gidersen asla dönme sonbaharda, solarsam asla açmam ben baharda. Bu son sevda, son rüyaydı yolunda. Burada kal, hazırım bu haliyle ben sabaha. Gidersen asla durma ilk adım. Duyarsan gül geç, boş ver gözyaşıma. Bu son sevda, son rüyaydı yolunda. Burada kal, hazırım bu haliyle ben hayata. Sen hiç ona benzemesen de, küsmek sana istemesem de, bittim senden öncelerinde. Dönüşü yok bu işin, ilk baharda işte geçti bu baharda. Sen hiç ona benzemesen de, küsmek sana istemesem de, bittim senden öncelerinde. Dönüşü yok bu işin, ilk baharda işte geçti
bu baharda.